Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 3600 ek göstergede son durum gelişmesi. 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İkinci torba yasada var mı? Meclise geldi mi? Memur aylıklarının ve emekli maaşlarında büyük bir düzenleme getirecek olan 3600 ek gösterge gündeme yerleşti. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek göstergede sona gelindi. Yapılacak düzenleme için bekleyen memurlar 3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ikinci torba yasada var mı? Şeklinde araştırmalarına başladılar. Son olarak Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan gösterge için görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyle birlikte düzenlemede sona gelindi. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İkinci torba yasada var mı? İşte 3600 ek göstergede son durum. Tüm kamu görevlilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş başladı. Birinci döneme yükselen devlet memurları 3600 ek gösterge ile birlikte yeni döneme başlayacaklar. Peki 3600 ek gösterge ikinci torba yasada var mı? Kimlere verilecek? Birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme henüz çıkmadı ve torba yasada olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurgu yaptı. 7. dönem toplu sözleşme ile kayıt altına alınan birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, 5.3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği birinci dereceye 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmasının ivedi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5.3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların ünvan, görev sorumluluk ve hizmet maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Bakanı Başuzmanı Karakaş, 3600 ek gösterge ile ilgili birinci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4500 lira. Emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz demişti. Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Ya yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Birinci derecede tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından meclise taşınacak düzenlemeden önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işlemi ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını yükseltecek. Memurların aylık maaşları emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları ünvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor. Memuriyette 30. yılını dolduran ve birinci derecenin 4. kademesine ulaşan yüksek öğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe
ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.